AK Parti Bayrampaşa ilçe başkanım, çok kıymetli değerli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürümüz ve kıymetli eşleri hanımefendi, çok kıymetli değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli belediye başkan yardımcısı arkadaşlarım, Tekrumeli Televizyonumuzun çok kıymetli yönetim kurulu başkanı, sevgili müdürlerimiz, çok değerli Mevlevi Üstadım Mustafa Özbağ beyefendi, Tasavvuf Vakfı İstanbul temsilcisi sevgili Barbaros Dağlar Güler beyefendi, kıymetli Mıdırban ekibi ve uzaktan yakından programımıza iştirak eden çok kıymetli değerli hanımefendiler, çok kıymetli değerli beyefendiler, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcilerini, yerel ve ulusal basınımızın çok kıymetli değerli müntesiplerini, uzaktan ve yakından buraya bu gecemize iştirak eden, bizleri yalnız bırakmayan hem Bayrampaşa'mızın hem de İstanbul'umuzun çok kıymetli, değerli zevatını, protokol zevatını en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hazreti Mevla'nın bugün yad edeceğimiz gecesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili misafirler, kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, Şeyh-i Arus, yani düğün gecesi Mevlana'nın vuslatı. Değerli dostlarım, büyük İslam düşünürü Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'yi yad ettiğimiz bu müstesna gecede bedeniyle, kalbiyle, ruhuyla burada bulunan herkesi, ama bütün misafirlerimizi aşkla, sevgiyle ve de muhabbetle selamlıyorum. Çünkü sizler selamın en güzeline layıksınız. Bu müstesna gecede bizleri yalnız bırakmadınız. O nedenle sizlere en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili misafirler, Hazreti Mevlana aşk dolu, sevgi dolu gönlüyle bizlere mutluluğun anahtarını sunmuştur. Tam 8 asırdır doğuyu, batıyı, kuzeyi ve güneyi güneş gibi aydınlatan Mevlana'yı vefatının, onun ifadesiyle yani vuslatının 741. senesinde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Bizim inancımızda ölüm yok oluş değil, yeniden doğmuş, yeniden var olmuştur. Bundan dolayıdır ki Hazreti Mevlana ölüm gününü düğün günü ilan etmiştir. Değerli dostlar, Hazreti Mevlana'nın izini sürmek hiç şüphesiz ebedi hakikatin peşinden gitmektir. Alimler doğru yolda giden doğru yolun kılavuzlarıdır. Allah'a şükür bizler alimin mürekkebini şehidin kanı kadar aziz bilen bir milletin mensuplarıyız. Bu bağlamda Hazreti Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve aşkla aydınlattığı yol bizim de yolumuzdur. Bizler Yunus felsefesini kendimize ilke edindik. Yaradılanı seviyoruz, Yaradan'dan ötürü ve yüreklere Mevlana'nın diliyle sesleniyoruz. Gel, ne olursan ol, yine gel. Sizlere kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açık. O Mevlana ki yolunu ve kılavuzunu ben bu canı, bu tende taşıcığım sürece Kur'an'ın bendesiyim. Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum diyerek belirlemiştir. Son nefesine kadar da bu istikamette yürümüş, eşlik eserleriyle de bize o istikameti göstermiştir. Hazreti Mevlana'nın manevi ikliminde zihnimiz aydınlanır, yüreğimiz ferahlar. Mevlana bütün insanları aynı aşkla sevmiştir. Hiçbir insan
insanı insan sevgisinin dışında asla bırakmamıştır. O bizlere çokluk içerisinde birliğin ruhuna ermeyi öğretmiştir. Sevgili dostlar, şiddet, nefret, kin, husumet tarih boyunca insanlığa keder ve gözyaşından başka ne getirmiştir? Birbirimizi duymalı, birbirimizi dinlemeli ve birbirimizi anlamalıyız. Kelimelerimizden, kavramlarımızdan ayrıştırıcı ve tahrip edici üslubu uzak tutmak zorundayız. Birlik, beraberlik, kardeşlik değirmenine su taşımaya bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Mevlana'nın evrensel barış mesajını önce kendi evimizde çözümlemeli, ardından tüm insanlığa bu mesajla seslenmeliyiz. Hazreti Mevlana'dan, Ahmet Yesevi'den, Yunus'tan, Hacı Bektaşi Veli'den ve özümüze öz, gözümüze göz katan bütün büyüklerimizden öğrendiğimiz şey hak ve hakikat çizgisinden sapmamaktır. Sözlerimi Hazreti Mevlana'nın şu sözleriyle de noktalamak istiyorum. Dostum, sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ve diyorum ki, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Birlikte Bayrampaşa ve birlikte Türkiye olalım diyorum. Ve iştirak eden siz sevgili hanımefendileri, beyefendileri en kalbi duygularımla yüreğimden selamlıyorum. Gecemiz hayırlı olsun, ruhsatımız mübarek olsun diyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun var. Bayrampaşa'mızın çok kıymetli belediye başkanı Sayın Atilla Aydiner Beyefendi'ye tekrar alkışlarınızı istirham ediyorum efendim. Zira böylesi müstesna bir program Bayrampaşa'mıza yakışırdı. Sayın Başkanımız böylesine müstesna programı 3 yıldır gerçekleştiriyor. Allah razı olsun diyoruz kendisinde. Müstesna olduğunu biraz sonra bir kez daha anlayacağız. Semazenlerimiz ve sazendelerimiz burada olacaklar. Bu salon zikirle dolacak. Sevgiyle, aşkla yoğrulacak. Şüphesiz sevgi, barış deyince Hazreti Mevlana gelir. Oğlu Sultan Veled'e son zamanlarında Bahaüddin der. Eğer daima cennette olmak istersen herkesle dost ol. Yüreğinde kimseye kin tutma. Merhem ve mum gibi ol. İğne gibi olma. Eğer kötülük görmeyi istemiyorsan, kötü öğretici, kötü düşünceli olma. Düşmanlıkları ve nefretleri gidermek istiyorsan, hayırlı sözler söyle ve iyilikleri an. Çünkü gönülden dile yol olduğu gibi, dilden de gönüle yol vardır diyor. Efendim dedik ya, Mevlevilik yolu, külden güle dönmektir. Üstadın da ifadesiyle bir yolculuktur. Yine Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle kaç kere külden gül olduğunu hatırlatıyor. Yani eğer gülden küle döndüysen tekrar güle dönmeyi düşün. Kaç kere kül olduğunu değil, o külden kaç kere yeniden doğrulup gül olduğunu hatırlatıyor. Gül olabilmek dileğiyle efendim huzurlarınıza üstad demişken de onu davet etmek lazım değil mi? Sohbetine doyum olmayacak ve dinledikçe dinleyesimiz gelecek bir üstad o. Bir Mevlevi üstadı. Ve öyle güzel bir tarih, öyle güzel bir yol belirlemiş ki işte bugün bizlerle birlikte Mevleviliği bize anlatacak, Hazreti Mevlana'yı anlatacak. Alkışlarınız Üstad Mustafa Özbağ hocamız için gelsin lütfen. Sayın hocam buyurun efendim.